Selamünaleyküm arkadaşlar. Sevgili oyun severler, Uncharted'ın 10. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Burada bir ipucu bir şeyler bulmuştuk. Şurada. Kimseci bu adamlar. Bakalım. Sanırım bunlar beceremeyenler. Beceremeyenler. Bence Avery ya da Thomas Tew bizi korkutmaya çalışıyor. Ama neyse ki biz bitkin hazine avcılarıyız. Neyse ki. Evet. Arkadaşlar bizden önce buraya çok gelenler olmuş. Hani bu hazineyi bulmak için. Biz de onlardan bir taneyiz. Bakın gördüğünüz gibi ölmüşler. Bulamadan ölmüşler abi. Bakalım biz bulabilecek miyiz? Bu köprüde bir yerlere kadar güvenli gidin. Of. Hala ayakta işte. Patlama Ünlü var. Son sözler. Oğlum var ya, köprü çok tehlikeli duruyor. Aman abi. Ah, tamam taşıyor. Hadi. Hadi gel. Hadi Sam. Bu köprüler kanuna uygun yapılmamış. Hayır uygun. Olsan kanunla. Fena değildi. Hala ayağımda önceki kaymalardan kalma çakıllar var. Tamam. Of be. Vay be, artık ustalaştım. Burayı Evri'yle mi inşa etmiş? Bu mantıklı gelmedi. Aa, bana da gelmedi. Evri hazineyi saklamak istiyorsa neden başka bir korsanı çağırsın? Belki onu tayfası gibi görmüştür ha? Belki ona da Aziz Dismas haçı yollamıştır. Evet. Belki Tüyü hazineyi çalmıştır. Lütfen öyle deme. Ha, yakında öğreneceğiz nasıl olsa. Oo, zıplayamayız. Artık oradan dönemeyiz. En azından çukura falan düşmedik, değil mi? Bu da ne böyle? Bu çok detaylı. Evet öyle. Bir kol daha. Of o ne ya? Eli. Ölmüşüz. Tanrım. Ölmüş adam. Bir test gibi mi? Veya bir deneme? Evet. Belli ki bu adam bir şey başarmış. Aynen. Öyleyse biz başaralım. Şurada bir şey var. Altta bir şey var. Aa, bu bir kova. Tamam. Sırada ne var? Su. Su mu alacağız? Kovayı doldurmak için. Kova doldu. Tamam, bana getir. Al bakalım. Dökmeden. Şu büyük çarp gibi şeye koyacağım. Aha. Senin bu çarplar ne işe yarıyor? Tamam, galiba burada neler döndüğünü anladım. Üç haçla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar siyah haç sağda. İyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Gestas. Peki, bence beyaz haç Dismas. Siyah haç da Gestas. Gestas, aynen. Şöyle mi bir dakika nasıl olacak şimdi bu? Çok büyük bir akıl oyunu var burada. Hey, baksana, kova
kafayı üste koyunca bir şey hareket etti. Mekanizmadan kapıya giden bir kanal var. Tamam. Kova üste gelecek o zaman. Orada kalsın. Oo, öyle mi? Bir dakika. Hayır, hayır. Şu şekilde olmalı galiba. Tamamdır. Galiba yaptık gibi. Evet. Tamam, şimdi olmalı. Ha, hadi bakalım. Hadi. Bakalım mı? Kolu çekecek misin? Ay. Hayır, 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 hayır. Seni bundan mahrum etmek istemem. Hadi bakalım. Aman abi. Aman abi. Aman. Aman abi. Kaç oğlum geriye. Bak gördün mü? Galiba bitti. Abi ipi şeye bak, düzeneye bak. Su geldi. Burayı açtı. Peki bu bir testse tam olarak neyi test ediyordu? Aynen. Kova doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. O ne ya? O kadar da zor değil. O erişmeye çalıştığım şeyin belki tek test bu değildir. Tepki böyleydi. Allah Allah. Islak bir kedi, bir beyin, bir şey, vıcık bir şeymiş arkadaşlar. Arka tarafta elimize gelen bir şey o konuşabilirken. Şuradan gidelim abi. İşi sağlama alalım ya. Niye böyle gidiyoruz ki? Tatara kütere yerlerden. Yani illa atlayacağız bir yerden. Taşlar çok acayip ya. Yukarıda kasa gördüm ben. Hey gelsene, seni kaldırayım. Geliyorum. Hadi sen. Gel. Gel abim benim. Oh. Nasıl kaldırdım seni? Tamam. Burada sana göre bir şey var. Var. Hadi. Hadi yolla. Duvardaki çıkıntılara ulaşmak için bunu kullan. Tamam. İyi fikir. Oğlum üstümüze atacaksın. Hop. Hangi çık? Şuraya mı? Şunlara galiba. Sam tam yerleştir. Sam. Beni takip et. Kapalı. İşi zorlaştırmak için çabalamışlar, değil mi? Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydır. Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. Nasıl bir şey olacak bu? Hayda. Karşıya geçsek bir anlamı yok. Heh, böyleymiş. Abi herif maymun gibi be kardeşim. Bakalım içeride ne var? Oo, bu ne ya? Şuraya bak. Kasvetli hey, orta. Evet, tamam. Dikkat edelim. Vurdu bile kafayı. Buradan. Burada biraz ışık var. Aa, mezarlar. Yeraltı mezarlığı. Mantıklı.
Katedrinin altındayız. Mantıklı. Şuradan mı çıkacağız? Oğlum sen neye bakıyorsun ya? Buradan işte abi. Karşıya çıkacağız. Dur. Ne? Dinle. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgelerinde açılmıştı. Nadine buydu. Aynen. Peki ya güney kısımları ne durumda? Henüz değil. Nadine ve Rafe. Vay alçaklar. Halledin. Ve Vinç siz ne çıkarabilirsiniz? Nadine halledin. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Nadine ve Rafe. Hazinenin peşinde arkadaşlar. Bizim rakiplerimiz. Bir dakikan var mı? Bu ikisinden önce o hazineyi bulmamız lazım. Bulamazsak bunlar bulursa abimiz Sam, Hector Alcazar tarafından öldürülecek arkadaşlar. O yüzden hayati bir mesele. Hayatımızı... Duydun mu? Ortaya koyduk. Katedralin altına ekli bir yalan buldular. Allah Allah. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. Çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Tamam. Yani etrafı yıkıyorlar senin adamların diyor. Tamam. Rafe. Başka bir şey yaptıkları yok. Merak etme, bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır, daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır, o için müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın ama en temiz yoluydu. Ama kendimi dinlemek yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Biz yani. Belki de onu deliğinden çıkarmak istedin. Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Bir dakika dur, kadına bak. Ona ihtiyacın galiba olduğunu sanıyorsun. Rafe bizle belki vardı. İş birliği yapıyor gibi hissediyorum. Demem o ki, ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de belki önümüze bakma zamanıdır. Rafe, kişisel algılama. Evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. Bunların amaçları aslında müzayedeyi basıp direkt adamlarla o haçı alıp oradan gitmekti. Ama işi güzel yönden halletmeyi denedi Rafe. Nedim de ona uydu. Biz de aldık. Sence de haklı değil miydi? Çaldık oradan. Çalınca bunların bütün planları bozuldu arkadaşlar. Çıkmak istemesi konusunda avantajın da olmadığı sürece hani fark etmez. Oğlum biz baksana, bizim gibi sen hangi ek alandan bahsediyordun? Yan odada falan olması lazım çünkü burada bir tek biz varız. Abi. Nasıl çıkacağız? Sam. Zıplamak için biraz yüksek kalıyor tabii. Şey yoksa. Sam buradayım Sam. Bahçemde unuttum. Lanet olsun. Bir dakika. Trambolinin mi var? Keşke. Şu yukarıdaki şeyi alacağız. Bir dakika, bir dakika dur. Aynen, şuradan oraya sıçramaya çalışacağım.
Başarız. İp koptu ip ya. İp koptu, ne yapayım? İp koptu Sam. İplere fazla güvenmemek lazım ya. Şunu iyice aşağıya salayım ben. Heh, aynen abi. Şimdi olacak bu. Oğlum ip koptu ya. Hadi. Evet. Bekle. Şunu aşağı hadi. Bir kasar hemen geliyor. Teşekkür ederim efendim. Çok güzel. Maymun. Oğlum sağdan mı soldan mı? Evet, kesinlikle katedrale yaklaşıyoruz. Aynen. Ya da harabesine. Oo, aman. Hey ya, burası zaten geldiğimiz yer galiba. Yo, bu taraf. Ne yalan söyleyeyim, beklediğimden çok daha fazla karmaşık çıktı. Benim de. Aynen, aa. İnşası yıllarca sürmüştür. 400 milyon doları saklamak için masraftan kaçmamışlar. Nereden? Aha. Hadi bakalım. Bir dakika dur. Abi bir dakika, karşıya mı gideceğiz? Kasadan ağır olmaman güzel. Eğer ağır, tamam. Ağır olsaydık buraya mı atacağız? Halatlarımızı buna takabiliriz. Bu işe yarar. Bir şey mi var? Yo. Orada bir şey var ha. Parlayan bir şey vardı orada. İşte hadi gördüm. Gördün mü? Burada parlayan bir şey var. Aha. Neymiş bu? Demir uçlu İskoç asası. Vay be. İskoç asası bulduk. Nereye? Aha buraya mı? Aaa! İp koptu gene! Gene ip koptu! Öf. İp kopuyor ya. Çok adi ipler yapıyorlar ya. Olmaz ki böyle. Hadi bakalım. Çok adi malzemeden yapmışlar ipleri ya arkadaşlar. Tamam. Halatlarımızı buna takabiliriz. Bu işe yarar. Tamamdır. Çok güzel. Of son anda. Evet. Köprüye hadi sen. Gerek var. Hadi. Bilemiyorum ama köprüler olsa da fena olmaz. Sen var ya Spider-Man gibisin ha. Adam bilin içinden çıkarttı ipi resmen ya. Hayır, buradan geçemem. Nasıl geçeceğiz o zaman? Buradan. Şuraya bak. Oh. Soğuk ama kazık. Burası değil. Komple yıkılıyor olmasaydı bile yine de kapanık ısınmış olacaktık. Nathan, etrafa bak.
Aynen de. Vay canına. Yine bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. O zaman şimdiki test karşıya nasıl geçeceğimiz? Şurada bir şey var. Ne bu? Herkes bilsin ki ben Dauntless'in kaptanı Thomas Howard. Aman tekiyim. Hepsi bir haçla başladı. Eski yoldaşımdan muğlak bir cennet vaadi ile gelen şifre bir mesaj. Şüpheciydim ama kalan günlerimi evde ihtimallerle meşgul etme düşüncesi kaldıramayacağım kadar ağırdı. Ve korsan kralından gelen bir mektubu da geri çeviremezsiniz. Madagaskar açıklarında mahsur kalıp kurtuldum. Doğu Hindistan Pembroke'nin saldırılarından kurtuldum ama bundan kurtulamayacağım. Ayağım kırıldı ve tayfam o lanet mağaralarda giremeyecek kadar korkak olan yardım çağrılarımı duyamıyor. Ve eylemlerimin beni buraya, evimden bu kadar uzağa, böylesine onursuz bir ölüme taşıyacağını kim tahmin edebilirdi ki? Allah Allah. Lan oğlum, hazine falan yok mu burada ya yoksa? He? Trollüyor musunuz bizi? Henry Avery bizi trollemiş herhalde. Bizim gibi Thomas Howard'ı da trollemiş. Ahşap tahterevalli gibi şey işe yarayabilir. Deneyelim. Ne ya? Peki hadi bakalım. Ah bu ne? Oh. Nasıl olacak? Atlasana üstüne. Oğlum ne yapacağız? Aşağı düşecek bu. Nathan dur. Olmayacak. Çok aşağıdasın. Aynen. Gelsene. Atla sen de buraya işte. Bu tarafa gel. Ben ağırlaştıracağım. Heh. Tamam. Aa, o nasıl kurtuldu? Ona ne oldu? Aa, orada kaldı. Şimdi bana ne olacak? Aynen. Etrafa bakayım. İyi. İyi. Abi. Nathan. Niye böyle acele ediyorum? Bir dakika. Şu şekilde şimdi bir dakika. Hey, iyi uçtum. Ne atlayıştı be. En azından hazine avcılığını beceremezsek sirke katılabiliriz. Palyaço yoksa olur. Hop Allah. Çabuk. Of. Abi o taş, üstünde durmuş taş nasıl kalmış orada ya? Kaç şöyle kenara, başım döndü. Allah'ım içim yanıyor. Of. Şurada ya, tek taşın üstünde duruyor ya. Bir kopsa aşağıdayız ikimiz de. Hadi. Of. Böyle arkadaşlar var ya, böyle uçurum kenarlarından, böyle yüksekliklerden çok korkuyorum ya. Heykeller ortamı hareketli. Oyunda bile içim gitti. Gerçekten. Evet. Neden define alanını dekore nasıl edersin? Nasıl bakıyor ki? Ya? Ya da niye testler koyarsın ki? Aynen. Bir şey atlıyoruz ya da evirdin canım, çok sıkılmış. Eyvah, gene mi? Ne? Hiç alışamadım. Geldik mi yoksa? Bu da başka bir haç. Aa. En azından bunda mücevherler var değil dur, mi? Dur sakın dokunma. Ne? Neden? Baksana. Bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test.
açgözlülük. Evet. Ya da tam tersi. Tamam, öyleyse... Sikkelerle ilgili olmalı. Sikkeler. Bundan emin miyiz? Oldukça eminim. Oo. Tamam, oldukça eminim de yeterli. Pekala, sadece bir tane. Açgözlülük, aldım. Lütfen tuzak olmasın. Ne oluyor lan? Oo, bütün ateşler yandı, meşaleler. O ne ya, bir harita çıktı. Şekli tanıdın mı? Bu Madagaskar. Madagaskar? Bak, yıldız burada. Burası Kral Koyu. Evet, aynen. Şerefsiz. Bizimle oyunu oynuyor. Nasıl? Evri, bizimle oyunu oynuyor. Buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha? Yani Kral Koyu demek güzel ama ya sonra? Kuzey Kutbu mu? Dış uzay mı? Nathan. Aynen ya. Hak eden kim varsa... Cennet onları bekler. O adam topluyordu. Kim adam topluyordu? Avery. Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? Ne ne be? Aa, bunlar da geldi. Kahretsin. Beyler, çok ama çok ses çıkarıyorsunuz. Atın silahları. Yavaşça. Size hala borcum var. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? Rafe. Rafe, cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadine, buradalarmış. Evet, şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri izle. Tamam, ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Kral Koyu. Evet ama... Kral Koyu'nda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var ama... Nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur, tahmin edeyim. Siz ikiniz. Ha, işi Rafe bırakacaksan çok uzun süre beklersin. Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavroz'u getirin. Bu istavroz değil, tamam mı? Ne? Hayır, yani istavroz üstünde şey olan haça dedir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın! Ah! Hadi be, tuzakmış. Hop hop hop, geldiler. Hadi. Yakala! Oh oh! Aman 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 aman. Tamam. Tamam. Abi, of 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 of! Abi nasıl bir oyun yapıyorsunuz? Çabuk ol! Çabuk çabuk! Çabuk! Hadi! Hadi! İşte fırsat! Hadi hadi çabuk. Hadi! Hoşuna gitti değil mi? Ya. Of of of. Of 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 of. Aa, yıkıldı. Oo. Of 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 of. Hadi hazırlıksın. Çıkmak için tırmanmalıyız. Hadi. Hadi, hadi.
Abi. Aynen. Evet, çomak soktuk, vurduk, ateşe attık. Nereden? Oo. Bak. Öldü be. Önden ilerliyorum. Hadi nerede? Nerede? Of. Öteki silahım nerede? Çok iyi aldım be. Of be, çok iyi. Kahretsin. Hey, patlamaları buradan duyuyorum. Neler oluyor be? Geliyoruz. Sadan istek bizi buradan götürdü. Evet, kahretsin. Bekleyin. Ben hemen geldik. Geliyorum. Öleceğiz. Lan öleceğiz. Vur şunu hadi. Hadi çık oradan. Vurdum be. Şunu alayım. Evet. Hadi. Uf. Bir tane daha var. Oo, çok iyi. Çok iyi. Lan oğlum. Sen kimsin ya? Ayağından vurdum. Çok iyi be. İşte böyle. Devam edelim. Çok iyi be. Yok mu ya silah falan şey? Hadi. Hadi. Sen nişancı. Hadi ama. Vur şunu. Hadi. Hadi. Vur şunu. Hadi. Seni vurayım. Vurdum. Ah. Hadi. Vurdum be. Tam bomba yatıyordu. Of of, çok iyi be. Çok iyi be. 4 mermimiz var. Hadi.
Hop. Aldım. 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 Oğlum ölecek. Öteki nerede? Kaç, kaç, kaç. Of. Oğlum sen beni... Galiba gitti. Galiba. Hey evlat, burada inecek yer yok. Denizle ulaşabilir misiniz? Evet, uçağa indir. Biz bir şekilde sana ulaşırız. Şunları bir alalım. Hadi, hadi. Tamam, geldik. Hadi. Buradan. Gel. Koşmaya devam. Durma. Bu ne ya? Aa. Hayır. Evet, çok ağır bir silahmış ya. Evet. Evet kesinlikle. Aşağıya. Tutun. Aldım. Aldım. Şurada ne var? Suya varana kadar inmeye devam etsen. Hadi. Sam, buradan aşağı. Arkamda. Arkamda. Hadi. Aşağı. Patlat şunu, patlat 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 patlat. Çok güzel be. Hadi. Oh. Şuraya mı? Of 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 of. Oğlum çok burada. Vur şuna. Hadi. Şunu patlat çabuk. Oh be çok güzel. Başka var mı? Ah ah kaçtı. Şuradakini vurayım, şuradakini. Oh. Ah ah kaç 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 kaç. Be headshot. Hadi bir daha. Çıkar o kafayı. Çıkar o kafayı. Çıkar o kafayı. Of headshot. Ulan 3 atışta headshot attık sonunda. Bomba. Çabuk 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 vur şuna vur şuna. Of. Aşağı. Tamam 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 geliyoruz. Oo. Uçağa ateş ediyorlar adamlar. Hadi, hadi. Oh be, ne vurdum be. Ah, 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 yavaş. Aa, bir şey yok mu? Hadi. Oh. Kaç. 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 Çabuk. 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 Hadi. Çabuk. Oh lan ne bölüm oldu be.
Oh. Canımızı zor kurtardık. Ucuz atlattık öyle değil mi? Aynen, ucuz atlattık. Adamlar uçağıma ateş açtı Nate. Bölümün ismi evet, ucuz atlattık. Bizim Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Hazine yok yani. Henüz yok. Ne demek hazine yok? Bak, zenginiz. Bu ne ya? Şuna bak. En azından bir başlangıç. Sence bunun geri kalanı Madagaskar'da mı? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir odak. İtalya'daydık. Yani... İskoçya'ya geldik. Evet. Şimdi Madagaskar'a mı gidiyoruz? Bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değildi, tamam mı? O zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dizmas'ın ya haçı falan. Ya az önce falan. Dediğim gibi işte. Bence Evri kendine mürettebat topluyordu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Ha, yani her şeyi çözdük ha? Tebrik ederim Victor. Artık gözbandı ve papağan alabiliriz. Bir halt anlamadım. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini korumak için tabii. Bakın, Evri o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Vay. Neden hazinelerini dedin? Ya, bak, bir düşünün lütfen. Thomas Steele kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Evri'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Evri bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa... Öyle bir hazinenin yanında Gunsway'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. Vay be. Tamam anlaşıldı. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Dal koyuna. Evren'in döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yer. Daha net bir yer var mı? Şey, haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. Eyvah. Sen harita... niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Terazi. Bunun üzerinde bir volkan var. Volkan? Kral Kovu yakınlarında büyük bir volkan daha var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. Vay arkadaşlar, yeni hedefimiz. Oh ya, ne güzel ya. Vay, Sorin'in telefonu da reklam ha? Vay. T5 mi o? Alo? Ne haber Nate? Merhaba tatlım. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Oo, gelmişiz bile. Haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de muson sezonu Malezya'ya gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha? Evet, haklısın. Evet, aslında bakarsan bizi bayağı zorladı yani. Bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari, siz güvende olun da. Çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz ertelendi. Bilmiyorum, belki 10 gün daha kalmamız gerekebilir. Ah, 10 gün mü? 10 gün mü? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben gidip kendime bilet alayım. Hayır, hiç gerek yok. Meraklanma yani. Bilirsin işte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse. Hiç acele etme, kendine dikkat et. Dikkat ederim. Her zamanki gibi. Bak benim kapatmam lazım şimdi. Jameson beni çağırıyor. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Vay be. Woo, Afrika'nın egzotik ülkelerinden Madagaskar'dayız arkadaşlar. Uydular ne diyor bakalım Victor? Lemurlarıyla meşhur Madagaskar. Lemur hayvanları var arkadaşlar. İnternetten bakın, araştırın. Çok tutlu hayvanlar. Biliyor musunuz? Kağıdın. Uf be, manzaraya bak. Pekala, şuradaki patikanın bizi doğruca volkana götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Çok güzel bir yer ya. Şuraya bak ya. Bir de jipimiz var. Çok iyi. 4x4. 12 kule. Evet. Arkadaşlar. Burada ne arıyoruz peki? Haritaya göre volkanın çevresinde bazı yapılar var. Bazı boş karakollar ve birkaç gözlem kulesi. Gözlem kuleleri mi?
Avery dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey saklıyorsa etrafa gözcü dikmesi gayet normal. Ve o kulelerden biri Volkan'ın tam üstünde. Avery'nin hazinesiydi. Öyle umuyoruz. Vay be. Oh be, şu yeraltı sığınaklardan, mağaralardan falan sonra işim açıldı artık ya. Of işte şu ya, sanki çimenin kokusunu duyuyorum buradan ya böyle. Oh şu doğanın kokusu arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Madagaskar'dayız arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bölümü burada sonlandırıyorum. Gördüğünüz gibi hazine herhalde bu sefer burada inşallah. Bakalım ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Neler yapacağız? Madagaskar'da neler başımıza geldi? İtalya'da geldik, zor kaçtık. İskoçya'da geldi, zorumuzu kurtardık. Bu sefer Madagaskar'dayız. Sam'in hayatı için, hazine için, para için her şey. Evet, biraz oyaladık. Özlemiş tabii. Yani aşk arkadaşlar. Evet. Sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.